Yakınlarını kaybeden ailelere yardımlaşma ve dayanışma derneğinden, Devrimci Parti'den, Göç İzleme Derneği'nden, DDP'den, HDP ilçe örgütlerimizden, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Diyarbakır'dan gelen barış anneleri de bugün grubumuzdalar. Üfer Hatun, Serseran, Sercan Hatun. Sevgili kadın arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan ve Ankara'dan kadın grubumuzu izlemek üzere buraya gelen bütün kadın arkadaşlarım, basının değerli emekçileri, hepinizi kadın grubumuz adına bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evinde, iş yerinde, okulda, zindanlarda özgür bir yaşamın mücadelesi içerisinde olan bütün kadınlara yürekten selamlarımı gönderiyorum. Sevgili kadınlar, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Konuşmama geçmeden önce Cuma günü aramızdan ayrılan değerli milletvekilimiz, değerli abimiz, Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden Dengirmir Mehmet Fırat'a Allah'tan rahmet ve kederli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Yine Dersim Ovacık'ta dün yaşanan patlamada iki canımızı 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nüper dayı kaybettik. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Acıların paylaşıldıkça hafiflediğini bildiğimiz için ailemizin acısını yürekten paylaşıyorum değerli kadınlar. Yine bugün Sincan Adliyesi'nde Türkiye'nin önemli bir davası görülüyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına bugün ve yarın Ankara'da devam ediliyor. Sevgili Demirtaş'a buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Sevgili Demirtaş'ın ve tutuklu olan bütün arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını temenni ediyorum. Yine dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüydü. Darbe sürecinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu darbe girişimini Halkların Demokratik Partisi olarak bir kez daha kınadığımızı ifade ediyorum. Evet, Demirtaş, Yüksekdağ, Baluken, Sırrı Süreyya Önder ve daha birçok arkadaşımız halen cezaevinde tutuklu. 15 Temmuz darbe girişimiydi ama sonunda da o hal ilanı ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte demokratik siyasete de bir darbe yapıldı. Arkadaşlarımız demokratik siyasete yapılan darbe sonucu bugün içerideler. Darbenin siyasi ayağını açığa çıkartmayan, gizleyen anlayış demokratik siyaset yürütenleri, muhalifleri cezaevine atarak
bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır. Demokrasiye en büyük zararı vermektedir. Biz yılmadık, yılmayacağız ve demokrasiden, barıştan asla vazgeçmeyeceğiz. Dileriz bu tablo bir an önce son bulur ve tüm tutuklu siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler, belediye eş başkanlarımız bir an önce özgürlüklerine kavuşur. Onların özgürlüklerine kavuşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz değerli kadınlar. Evet, sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, bu meclis aynı zamanda kadınların meclisidir. Öyle kalmaya da devam edecek. Meclisi erkek anlayışına asla teslim etmeyeceğiz. Buranın erkek meclisine dönüştürülmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu çatı altından kadınların sesi hep yükselmeye devam edecek. Meclis kadınlarla renklenecek, kadınlarla irade bulacak. Sevgili kadınlar, hep söylediğimiz gibi eşitsizliğin hakim kılındığı bir toplumsal düzende ezme-ezilme ilişkisi ve bu durumun yıkıcı sonuçları kaçınılmazdır. İşte toplumsal cinsiyet eşitliliğinin ve bu eşitsizliğe inanmış bir siyasi iradenin kadınlar açısından ortaya çıkardığı tablo ne yazık ki içler acısıdır. Şunu çok net olarak ifade etmek isteriz ki bu kara tabloda failler asla yalnız değildir. Yargısıyla, devletin kurum ve kuruluşlarıyla, iktidardaki siyasi iradeyle ve medyasıyla hepsi kadına karşı kol koladır. Hiçbir konuda anlaşamayanlar, yan yana gelemeyenler, konu kadınlar olduğunda hep bir aradalar. Kadınlara yönelik işlenen her suçta, bu suçlar nedeniyle kurulan her mahkemede ve bu mahkemelerin kararlarında medyanın bu suçları yansıtırken kullandığı dilde bu eril dayanışmayı ve erkek failler için örülen koruma zırhını çok net olarak görmekteyiz. Çünkü kadınlar onların iktidarını, statükosunu ve kurulu erkek düzenlerini sarsıyor. Bu yüzden kadınlardan korkuyorlar değerli arkadaşlar. Bu korkuyu kadın cinayetleri davalarında açıkça görmek mümkün. Geçen hafta Şule Çet davası vardı ve hepimiz bunu çok yakından takip ettik. Dosyadaki otopsi bulguları, sanık ifadeleri ve olay yeri inceleme raporları olayın çok açık bir cinayet olduğunu göstermesine rağmen ne yapıldı? İntihar denilerek olayın üzeri kapatılmak istendi. Tıpkı Rabia Naz cinayeti gibi. Evet, Rabia Naz cinayetinin araştırılması için grubumuz genel kurulda vermiş olduğu önergeyi AKP'nin çoğunluğuyla reddettiklerini hepimiz gördük ve buna tanık olduk. İşte görüyorsunuz, yargı da, meclis de cinayetlerin üzerini kapatmak için uğraşıyor. Ama kadınlar olarak bu cinayetlerin üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Buradan ifade etmek isterim ki biz bu davaların takipçisi ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Katilleri ve arkalarındakileri teşhir etmeye, kadınların hakkını güçlü bir şekilde savunmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü bu davalar tüm kadınların ortak davasıdır. Failler ne kravatıyla, ne şeytana uymasıyla, ne de kendisine kol kanat geren erkek, devlet, yargı anlayışıyla işledikleri suçlardan muaf tutulamayacaklardır. Yine değerli kadınlar, İskenderun'da 19 yaşındaki Berfin bir erkek saldırgan tarafından yüzüne asit dökülerek ağır yaralandı. Yüzünün tamamı yandı ve bir gözünü kaybetti. Bu saldırıdan sonra sayısız ameliyat geçiren Berfin'in tedavi masraflarının estetik kabul edilerek karşılanmaması ve ancak kadın arkadaşlarımızın mücadelesi sonucu ilgili bakanlığın tedavi masraflarını kabul etmesi devlet için bir utanç tablosudur. Hükümete buradan önemli şu çağrıyı yapıyoruz. İmzacısı olduğunuz İstanbul Sözleşmesi gereği kadına yönelik şiddetin önlenmesini, soruşturulmasını, cezalandırılmasını ve tazmin edilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri şartsız ve mazeretsiz uygulamak zorundasınız. Ve yine değerli arkadaşlar, 4 Temmuz günü
davası görülen Berfi'nin yaptığı kravatla kurtulamasın çağrısına buradan biz HDP'li kadınlar da ses veriyoruz. Bu davanın da takipçisiyiz ve sevgili Berfin ne kravat ne iyi hal bu insanlık dışı suçtan dolayı faili kurtaramayacaktır. Sevgili Berfin, yalnız değilsin. Bu dava yalnız senin değil, hepimizin davasıdır, kadınların davasıdır diyoruz. Kravatlı faili koruyan, kravatlı yargı da şunu unutmasın. Kadınlar olarak gerçek adaleti getirdiğimizde sizi iyi hal bile kurtaramayacak. Kravat ittifakınız sizi koruyamayacak. Faillerin fularların mücadelesi, kravat arkasına gizlenen kadın düşmanı zihniyeti mutlaka yenecektir değerli arkadaşlar. Değerli kadın arkadaşlarım, çok yakın zamanda özellikle bölgede kamu görevlilerinin organize bir şekilde kadına yönelik taciz ve tecavüze dahil oldukları kamuoyuna yansıdı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyumun görevlendirdiği Mardin Kent Anonim Şirketi Müdürü'nün belediyeye iş başvurusunda bulunan kadınlara yaptığı ahlaksız tekliflerin ses kayıtları ortaya çıktı. AKP'nin gönül belediyeciliğinin yansıması Mardin'deki kayyumun rezaletidir. Kadınların yoksulluğundan faydalanmaya çalışılan bu alçak zihniyeti ve arkasındaki tüm kamuoyu bunları tanımalıdır değerli arkadaşlar. Aynı anlayış Bingöl'de de ortaya çıktı. Kadınları fuhuşa zorlayan bir çetenin üyeleri arasında uzman çavuş, korucu, AKP üyesi olan ve kamu kuruluşlarında görev yapan kişilerin bulunduğu yapılan operasyonla ortaya çıktı. Bu çetenin faaliyetleri 2016'dan bu yana bilinmesine rağmen ne yazık ki göz yumuldu. Yine Dersim'de Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nın bazı kadın öğrencileri tehdit ederek üst düzey kamu görevlileri ile para karşılığı fuhuşa zorlandığını dehşetle öğrendik. Bir eğitim kurumunda yaşanan bu rezaletler karşısında kadınların bir kez daha güçlü bir şekilde bunlara karşı olması, ses çıkarması gerektiğini ifade etmek isteriz. Evet, kim bunlar diye sormak isterseniz eğer iktidarın atadığı kadrolar değerli arkadaşlar. Çok açık ve net bir şekilde buradan ifade etmek isterim ki gayet organize bir şekilde Kürt kadınların kamu görevlileri eliyle fuhuşa zorlanması suçunun ortağı ve hatta faili devlet adına hareket edenlerdir. Kamu görevlileridir, güçlerini de iktidardan almaktadırlar. Özellikle son 40 yıldır çatışmalı ortamla birlikte devlet gücünü arkasına alan sayısız düzeyde güvenlik ve kamu görevlisi özellikle Kürt kadınlarına karşı sayısız suç işlemişlerdir. Bu suçların her defasında cezasız bırakılması bu çete faaliyetlerinin devamını da ne yazık ki sağlamıştır. Mardin, Bingöl ve Dersim'deki taciz ve cinsel saldırının meclis tarafından araştırılmasını istedik. Arkadaşlarımız önerge indirdiler genel kurula ve yine AKP'nin çoğunluğuyla bu önergeler ne yazık ki reddedildi. Taciz ve cinsel saldırıların meclis tarafından araştırılmasını engelleyen zihniyetle bu rezaleti yapan zihniyet arasında hiçbir fark yoktur değerli kadınlar. İşte bunların güçlerini nereden aldıkları bir kez daha görülmüş oldu. Bu ülkede kadınların, çocukların ve hiçbir bireyin korunmak için ne S-400'lere ne F-35'lere ihtiyaçları vardır değerli arkadaşlar. Bir toplumu ayakta tutacak ve koruyacak olan güç silah değildir. Toplumu koruyacak olan barıştır, gerçek adalettir, gerçek demokrasidir, özgürlüklerdir. Bireysel silahlanmanın önlenmesidir, eşitlik ilkesidir. Kadınların ve toplumun bütün kesimlerinin yaşamlarının hukuk yoluyla güvence altına alınmasıdır. Bunu çok iyi biliyoruz ve bu temel ilkelerin hayata geçirilmesi adına sonuna kadar mücadele etmeye de devam edeceğiz. Onların
baskıcı erkek sistemi varsa biz kadınların da onurlu direnişi vardır değerli arkadaşlar. Kadınların iradesini asla teslim alamayacaklar. Kadınlar canı pahasına da olsa bu erkek sistemin kölesi olmayı reddedeceklerdir. Kadın yaşamın her alanında kendi özgür iradesiyle dimdik ayakta olmaya devam edecektir. Evet sevgili kadınlar, bu ülkeyi 17 yıldır yöneten AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Japonya'da kadınlara ilişkin sorunların çözümü daima önceliklerim arasında yer aldı diyor. Japonya'da bu sözleri sarf ederken Türkiye'de ise kadınlar öldürülmeye devam etti. Buradan Sayın Erdoğan'a soruyoruz. Kadına yönelik hassasiyetiniz bu mudur? Sizin donattığınız imkanlarla kadınlara saldıran, en aşağılık uygulamaları dayatan bu kişiler ve bu kişilerin çete örgütlenmeleri ile ilgili hassasiyetiniz nedir acaba? Açlık grevi ve ölüm oruçları sırasında beyaz tülbentli anneler polislerin saldırısına uğradı, yerlerde sürüklendiler, itilip kakıldılar, coplandılar. Hassasiyetiniz bu mudur? Kadınlara dair öncelikleriniz bu mudur? Yerlerde sürünen sizin insanlığınız oldu. Ama o anneler ise insanlık onurunun bayrağını yükselttiler. Tüm kadınların onur abidesi oldular. Buradan bütün annelerimizin ellerinden ve yüreklerinden öpüyorum bir kez daha. Kadın sorunları önceliklerim diyen Sayın Erdoğan'a buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Sadece geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde 40 kadın katledildi. Son 6 ay içerisinde katledilen kadın sayısı 214'tür. Bundan acaba haberiniz var mı? Son 13 yılda çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında tam 10 kat artış oldu değerli arkadaşlar. İnsanlığın en kıymetli umudu, geleceği olan çocuklarımıza yönelik bu kıyımların artışında iktidarınızın hangi hassasiyetleri etkili oldu buradan sormak isteriz. Biz sadece şunu biliyoruz, sizin hassasiyetleriniz toplumun her kesimine olduğu gibi kadınlara ve çocuklara da ölüm ve şiddet getirdi, getirmeye de ne yazık ki devam ediyor. İçinde bir parça vicdan kırıntısı bulunmayan her siyaset toplumu çürütür. Ve inanın geldiğimiz aşamada bu çürümüşlüğün kokusu o kadar ağırlaştı ki bu ülkede bu kokunun ağırlığını hissetmeyen hiç kimse kalmadı değerli arkadaşlar. Kadınlar her gün katledilirken Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış Merkez Bankası faiz indirmiyor diye başkanını görevden alıyor. Ama artan kadın cinayetlerini durdurmadığı için sorumlu bakanlarını, emniyet müdürlerini ne yazık ki onlara dokunmuyor. Çünkü onların derdi sadece para ve faiz. Kadın cinayetlerine seyirci kalan bakanlarını korumaya da devam ediyorlar. Bu ağır çürümüşlük içerisinde AKP Genel Başkanı can güvenliği dahi bulunmayan kadınlarla ilgili ayrı bir kadın üniversitesi kurulmasını buyuruyor. Cinsiyet eşitliği sağlayacak tedbirler geliştirmek yerine cinsiyetçiliği derinleştirecek bir uygulamayı devreye sokma telaşındalar. Peki bunu bizlere sordular mı? Biz kadınlara sordular mı? Bu uygulamayı devreye sokarken hangi kadına böyle bir üniversiteyi alma kararını danıştılar ve sordular? Tek adam olarak her konuda olduğu gibi kadınlar adına da o karar veriyor, kendisinde de ne yazık ki bu hakkı görüyor. Kadın üniversitelerinin kurulması talimatı karma eğitime karşı bir müdahale amacını taşımaktadır değerli arkadaşlar. Bu ülkede kadın akademisyenlere neler yaşatıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Barış imzacısı kadın akademisyenler kanun hükmünde kararname ile bir bir görevinden atıldı ve kadın akademisyen Füsun Üstel hala cezaevinde. Sayın Erdoğan kadın üniversitesinden söz ederken önce kadın akademisyenlerin, kadın öğrencilerin başına neler getirdiğinize bir bakın,
sonra çıkıp kadın üniversitelerinden söz edin. İlla bir üniversite kuracaksanız buradan size bir öneride bulunmak istiyorum. Kadına yönelik şiddeti, tacizi, cinsel saldırıyı, devlet şiddetini önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kavratma konusunda eğitim verecek bir üniversite kurun. Bu üniversitede verilecek eğitime de öncelikli olarak ülkeyi yöneten siyasi kadrolarınızı, yargı ve güvenlik bürokrasisini dahil edin ki hepsi iyi bir eğitimden geçirilsin. Onlara eğitim şart çünkü. Biz kadınlar buradan sesleniyoruz. Yeni binalar yapacak bütçeniz varsa eğer beton duvarlara harcayıp yandaş müteahhitlere peşkeş çekmeyin. Daha fazla kadının güvenceli işi, sofrasında aşı, çalışırken çocuğunu bırakabileceği bir kreşi olsun diye harcayın. Onlar sormasalar da biz kadınlar olarak buradan fikrimizi söyleyelim. Kadınların kadın üniversiteleri talebi yok. Kadınların üniversiteler konusunda eşit, parasız, ana dilde bilimsel ve toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan üniversite talebi var. Kadınların katledilmeden, şiddete, tacize uğramadan güven içerisinde yaşam talebi var. Aynı zamanda kadınların çok daha acil sorunları var değerli arkadaşlar. Yoksulluk derdi, güvencesizlik sorunu, işsizlik meselesi var kadınların. İnanın kadınların bu konudaki ağır sorunlarına bir kulak verseler, kadınlara yönelik vaatlerinin ne kadar yersiz ve gülünç olduğunu kendileri de fark edecekler. Biz kadınlar dünyanın yükünü sırtımızda taşıyoruz. Buna rağmen mesaisi günün 24 saati bitmeyen kadınlar ne yazık ki toplumun en yoksul kesimi. Yoksulluk en çok kadınların belini büküyor. Kadınlar her türlü eziyete katlanmak zorunda kalıyor. Enflasyonun yaktığı mutfağın, ekonomik krizin ezdiği yaşamın, işsizliğin yarattığı çaresizliğin kahrını biz kadınlar çekiyoruz. KHK'lerle 25 binin üzerinde kadın işten atıldı. Kadınlar için işsizlik, yoksulluk demek, şiddete karşı korunmasız kalmak demektir. Kadınları işsiz ve yoksul bırakan sistem kadına yönelik şiddete zemin oluşturmaktadır. Bu da iktidarın yürüttüğü bilinçli bir politikadır değerli arkadaşlar. Bakınız, iki gün sonra mecliste 11. kalkınma planı görüşülecek. Yine erkeklerin hazırladığı bir kalkınma planıyla karşı karşıyayız. Ve kadınlar yine yok. Kadına dair güvence yok. Kadına yönelik işsizliği ortadan kaldıracak düzenlemeler bu planda yok. Kadın istihdamını arttıracak tedbirler yok. Kalkınma planına kadın üniversitesini ekleyerek kadın sorunu çözülmüş olmuyor. Sömürüden kurtulmuş olmuyor. Bu plan erkek sistemini kalkındırma planıdır. Yandaş müteahhitleri zenginleştirme planıdır. İşte aynı zihniyeti nafaka konusunda da görüyoruz değerli arkadaşlar. Poşeti parayla satan zihniyet kadınların yoksulluk nafakası hakkında da göz dikiyor. Nafakanın kaldırılması kadına yönelik ekonomik şiddet anlamına gelmektedir. Ve kadınların büyük bir çoğunluğu zaten yaşamını idame ettirecek bir gelire sahip değildir. Bu nedenle kadının nafaka hakkını gasp etme girişimleri açıkça kadın düşmanlığıdır. Nafaka karşıtlığı anayasanın koruma altına aldığı toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini, CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi'ni yok saymaktadır değerli arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi kadın kazanımlarının bir sonucudur. Şimdi bu kazanımı ortadan kaldırmak için zemin yaratmaya çalışıyorlar ve tartışıyorlar. Ancak başaramayacaklar. Kadınlar bu sözleşmeden asla geri adım atmayacaklardır. Kadınlar olarak... Kadınlar olarak İstanbul'u 23 Haziran'da nasıl kurtardıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de aynı kararlılıkla sahipleneceğiz
ve asla gasp ettirmeyeceğiz değerli arkadaşlar. İktidara bir tavsiyemiz var. Kadınların İstanbul Sözleşmesi ile uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfınızla uğraşın. Çok istiyorsanız avcı topluma geri dönebilirsiniz. Engelleyen de yok. Zaten iktidardan gittiğinizde yapacak bir işiniz de kalmıyor. Eril zihniyetinizin gereği olarak bol bol okçuluk yarışı yaparsınız. Erkek aklınızla kadınların işine burnunuzu sokmayın, bize ayak bağı olmayın diyoruz. Sevgili kadınlar, sadece dışarıda değil, cezaevlerinde de kadına yönelik saldırılar had safhada. Bildiğiniz üzere bir de cezaevlerinde bulunan kadın yoldaşlarımız var. Sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Gülten Kışanağ, sevgili Sebahat Tuncel'e, sevgili Selma Irmağ'a, sevgili Çağlar Demirel'e, sevgili Burcu Çelik'e, sevgili Gülser Yıldırım'a, sevgili Mülkiye Bir Tane'ye, sevgili Nurhayat Altun'a, sevgili Aysel Tuğlu'a ve buradan ismini sayamadığım yüzlerce, binlerce kadın yoldaşıma, her birine ayrı ayrı kucak dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yılından bu yana cezaevlerinde bulunan kadın sayısı sürekli artış göstermektedir. Kadınların büyük bir çoğunluğu siyasi tutsaklardır. Cezaevlerinde bulunan kadınlar görüş ve iletişim engeli, kitap engeli, keyfi disiplin cezaları, ortak sohbet ve aktivitelerin kısıtlanması, keyfi koğuş baskınları, çıplak arama, kelepçeli muayene ve temel yaşam gereksinimlerinden mahrum bırakma gibi birçok baskı türüne maruz bırakılmaktadırlar. Tüm bu saldırılara karşı içeride ya da dışarıda olsun hiç fark etmez. Biz kadınlar büyük bir güç birliği ile mücadelemizi her yerde yükselteceğiz ve mutlaka bu baskıları kıracağız. Tecriti nasıl kırdıysak baskıları da aynı şekilde kıracağız ve aşacağız sevgili kadınlar. Çünkü kadına direnme dışında bir seçenek bırakılmıyor. Kadın direnmesin de kim dirensin? Direniş kadındır, kadın direniştir, direniş başarı ve zaferdir sevgili kadınlar. Rosa nasıl tarihi kadın direnişinin öncülüğünü yaptıysa bu mirası devralan milyonlarca kadın da birer Rosa olacaktır. Ve bu yolda zafere gidene kadar kadın özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Evet sevgili kadın arkadaşlarım, bizler bir kadın partisi olarak her geçen gün kendimizi daha da yenileyerek, daha da güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. İddiamız çok büyük. Tüm kadınların umudu ve cesaret kaynağı Halkların Demokratik Partisi'dir. Geçtiğimiz Mayıs ayında özgürlüğümüz için örgütlülüğümüzü büyütüyoruz şiarıyla 7 bölgede geniş katılımlı kadın bölge toplantılarımızı gerçekleştirdik. Yine Haziran ayında kadın örgütlenme konferansımızı gerçekleştirdik. Son olarak Van'da 4 günlük demokratik yerel yönetimler çalıştayının ilk 2 gününü kadın eş başkanlarımız ve kadın belediye meclis üyelerimizle yaptık. Tüm bu çalışmalarımız kadın partisi olan partimizin hem parti içerisinde hem de toplumsal yaşamda kadın örgütlülüğünü yükseltmek ve kadın kazanımlarına sahip çıkarak çoğaltma kararlılığıyla yapılmıştır. Bu çalışmalarımızda tüm alanlarda kadın bakış açısıyla hayata yön vereceğiz dedik ve dediğimizi de yapıyoruz. Ezilenlerin, yok sayılanların, faşizme karşı direnenlerin tarihsel ittifakı olan Üçüncü yol siyasetinin özgürlükçü iradesiyle kadınlar lehine yeni bir yaşamı inşa edeceğiz. Kadın odaklı demokratik yerel yönetimlerimizi
daha da güçlendirmeye ve örgütsüz tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadele etme kararlılığını sürdüreceğiz. Kayyumların kapattığı kadın kurumlarının yeniden açılması için kadın eş başkanlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaktadır. Kazanımlarımızı, yaşamlarımızı, özgürlüklerimizi hedef alan saldırılar karşısında bütün kadın örgütleri ve feminist hareket ile mücadeleyi ortaklaştıracağız. Her düzeyde kadın dayanışmasını ve direnişini birlikte öreceğiz. Biz kadınlar hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız diyorum. 31 Mart seçimlerinden önce ittifak tartışmaları devam ederken sevgili kadınlar, herkes soruyordu. Kim kiminle ittifak yapacak diye. O zaman çok net bir şekilde söyledik. Bizim ittifakımız kadınlarla dedik. Öyle de yaptık. Ahmet'teki kadınlar İstanbul'daki kadınlarla el ele mücadele etti. Van'daki kadınlar Antalya'daki kadınlarla omuz omuza verdi. Kadın ittifakını kurduk, umut olduk ve faşizmi birlikte sarstık. Şimdi bu ittifakı bu toprakların barışı için, demokrasisi için sürdürme, büyütme, faşizmi bitirme zamanıdır. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz ve başaracağız da sevgili kadınlar. Hayalini kurduğumuz barışa kavuşmak için, özgürce ve eşit koşullarda birlikte yaşamak için bir toplum sözleşmesine ihtiyacımız var. Hiçbir toplumsal grubu ve siyasi görüşü dışlamayan, ötekileştirmeyen bir anayasayı toplumsal müzakereyle var etmeyi başarırsak toplumsal barışı da var edebiliriz. Kadınlar olarak bu sürecin öncüsü olacağız. Çünkü kadının fikrinin olmadığı bir anayasa demokratik olamaz. Demokratik bir anayasanın yapım sürecine kadınların katılımını sağlamak için çalışmalarımızı başlattık. Kadın meclisimiz hem kadın kurumlarıyla hem de yerellerde forumlar ve buluşmalarla genç kadın kitleleriyle bir araya gelecek ve anayasa çalışmalarını kolektif akılla yürütecekler. Oluşturacağımız demokratik anayasayla sürekli tehdit altında olan kadın kazanımlarını güvence altına alacağız. Ve diyoruz ki bu ülkede kadınların yapacağı anayasayla ancak özgürleşebilir ve demokratikleşebiliriz. Gelin bu işi erkeklere bırakmayalım. Kadınlar olarak demokratik anayasanın öncülüğünü hep birlikte yapalım. Kadın anayasasıyla demokrasiyi taçlandıralım diyorum. Evet sevgili kadınlar, tekçi erkek yönetim zihniyetinin ülkeyi ne hale getirdiğini yaşıyor ve hep birlikte görüyoruz. Yargı paketi dediler, S-400 paketini getirdiler. Ülkenin ihtiyacı acil adalet, acil demokrasi, acil barış iken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araç ve gereçlerine harcamaktadır. Tekçi iktidar kendi rejimini ve koltuğunu sağlama almak için S-400 işine girdi. Türkiye İttifakı dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Faşizmin ihtiyacı S-400'dür. Ama ülkenin ve halklarımızın ihtiyacı ise gerçek demokrasi, barış ve özgürlüklerdir. Demokratik siyaset yürüten herkesin, demokratik kamuoyunun buna karşı çıkması, faşizm etrafında kurulmaya çalışılan siyasi ittifak tuzağına düşmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Buna karşı en geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor. Bunu da kadınlar olarak bir kez daha başaracağımıza inanıyoruz. Bu ülkeyi erkek zihniyetine asla teslim etmeyeceğiz. İnanın AKP çözüldü, çözülüyor. Bunu kadınlar başardı, daha çok başaracak. Kadınlar daha çok şey değiştirecek sevgili kadınlar. AKP'den kopmalara kimse bel bağlamasın. Umut ne AKP'dir ne de AKP benzeri partilerdir. Umut HDP'dir, umut kadınlardır, umut kadınların ittifakıdır değerli arkadaşlar. Bu ülkeyi
Gerçekten kadınlar yönetseydi ülkenin gündeminde ne S-400 olurdu ne de güvenlikçi politikalar. Demokrasi olurdu, özgürlük olurdu, eşitçe bir yaşam olurdu, adalet olurdu, yeni yaşam olurdu. Kadınlar olarak bunu mutlaka ama mutlaka başaracağız. Özgürce, eşitçe yeni bir yaşamı kadınlar olarak kuracağız. İşte Kadın Partisi HDP bunun için vardır. Kadınlar olarak neler başardığımızı 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde tüm dünyaya gösterdik. Türkiye'nin önüne güçlü bir seçenek koyduk. Şimdi bu yoldan yürüyeceğiz ve bu tekçi erkek sistemi mutlaka değiştireceğiz. Ülkeyi kadınlar açısından yaşanılır bir ülkeye dönüştüreceğiz. Buna gücümüz de var, inancımız da var, kararlılığımız da var, sesimiz de var, sözümüz de var. Çünkü HDP bunun için vardır ve bu sözün adı HDP'dir değerli arkadaşlar. Hepinizin yolu ve yolumuz açık olsun. Hep birlikte Jin, Jiyan, Azad ediyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.